Askeriyede duşlar vardı. Duş dediğin ne ki Bayram? Aa, duş! Hamam gibi bir şey. Sen hamam da bilmezsin ki, nasıl anlatsam? Bak! Yukarı böyle bir boru çıkıyor. Süzekli teneke gibi bir ağzı var. Su buradan dökülüyor. İki tane de kurnası var. Birini çevirdin mi sıcak, birini çevirdin mi soğuk akıyor. Ayarlayıp giriyorsun altına. Hiç kesilmiyor. Çok yakışıklı kendine adam olursun ama halk tarafından benimsenmeyebilirsin. Böyle çok arkadaşımız oldu. Benden çok daha yakışıklı insanlar vardı. Onlardan büyük şeyler umuyorlardı. Bir iki filmden sonra kaybolup gittiler. Başka mesleklere daldılar. Bu bir sempati meselesi. Karizma herhalde. Sen bir daha köye gelme Hasan. Babamın kulağını büktüler. Aldırma. Bir şey yapamazlar. Hiçbir şey. Filmleri, yakışıklılığı, kadınları, ödülleri ve yaşamıyla bir dönem Türk sinemasına damga vurmuş karizmatik bir aktör. Bumin Gaffar Çıtanak. Bilinen ismiyle Fikret Hakan. Yatmadan evvel biraz tatlı yesin öyleyse. Başka? 1934 yılında Balıkesir'de Memleket Hastanesi'nde doğdu. Azeri bir babayla Çerkes annenin tek erkek çocuğuydu. Babası Abdullah Bey devlet memuruydu ve edebiyatçı kişiliğiyle tanınıyordu. İkinci Dünya Savaşı patlayınca hemşire olan annesi Fatma Belkıs Hanım'ın tayini Bursa'ya çıktı ve ailece Balıkesir'den Bursa'ya taşınmak zorunda kaldılar. O yıllar zor yıllardı. Bursa'daki yıllar içinde basma bile karneyle veriliyordu, ekmek karneyle veriliyordu, şeker karneyle veriliyordu. Yani çayı kuru üzümle çok içtiğimiz olmuştur yani. Yani bugünkü böyle bolluğa bakıp da Türkiye hep böyle oldu falan zannetmeyin yani. Fikret Hakan, babası gibi şiire ve öykülere meraklıydı. Çok kitap okurdu. Ancak pek de parlak geçmeyen bir öğrencilikten sonra ailece İstanbul'a taşındı. Bir yandan öykü yazıyor, bir yandan da usul usul tiyatroya merak salıyordu. Liseden ayrıldı ve gazeteci olmaya karar verdi. Usta gazeteci Abdi İpekçi, o yıllarda bir akşam gazetesi olan İstanbul Ekspresi çıkarıyordu. Fikret Hakan'ın yazılarını o kadar beğendi ki onun öykülerini gazetesinde yayınlamaya başladı. Ancak Fikret Hakan'ın aklına tiyatro ve oyunculuk sevdası girmişti bir kere. Tiyatroda bir sene işte 1950 yılında, 50-51 sezonunda Münir Egeli. Zamanın ileri gelen yönetmenlerinden bir tanesiydi. Tiyatroyu iyi bilen bir insandı. İlk hocam da odur yani, o sayılır. O ses tiyatrosunda, şimdiki Feren Şensoy'un olduğu tiyatroda, Üç Güvercin, Leblebi Cihoror, Afrodit gibi batılı, düzeyli müzikalleri sahneye koyuyordu. Ben de yarışmaya girdim. Beğenilen 3-5 genç çocuktan birisi de ben oldum. Böylece tiyatroya profesyonel olarak başlamış oldum yani. Ses tiyatrosunda açılan yarışmada dereceye giren Fikret Hakan, böylece tiyatroya ilk adımını atmış oldu. Önce Avni Dilligil sahnesinde, sonra da tek başına kurduğu tiyatroda oyun sergilemeye başladı. Yeşilçam tarafından keşfedilmesi uzun sürmedi. 1953 yılında oynadığı Köprü Altı Çocukları'yla sinemaya transfer oldu.
yalnız fiziğiyle değil, güçlü oyunculuğuyla da dikkat çeken sanatçı, kısa sürede herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Babam Remzi ile söz kesmiş. ...1955 yılında oynadığı Beyaz Mendil, ona ünlü olma yolunda tüm kapıları açacak bir film oldu. Zeliha, can çıkmayınca umut kesilmez. Bekle seneri. Ne derlerse onu yap. Sert bakışı, sevimli gülüşü ve yakışıklılığıyla Türk sinemasının aranan artistlerinden biriydi artık. Mendili yırtılmış görünce doğru buraya gel. Her dönem layık olduğu sanatçıları çıkarabilir. Değişmez. Bir kere bu bir... Ben hep onu söylerim. Shakespeare'in lafını çok severim. Dehanın %99'u terdir der. Geriye %1 kalıyor. Shakespeare bile böyle söylüyorsa biz kimiz yani onun yanında? Büyük yönetmen olmadan büyük oyuncu çıkmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Yani Marlon Brando'yu Marlon Brando yapan kendisi değil ki. Ele Kazan'dan başlayan bir yelpaze, bir muhteşem yelpaze. Yönetmenler yelpazesi. Yılanlar, yılanlar baba! Nerede öyle yılanlar? Kofaların arasında iki tane gördüm. Önümden akıp gittiler. Ünlü yönetmenlerin en beğendiği oyuncuların başında geliyordu Fikret Hakan. 1958 yılında askerden döndükten sonra Yeşilçam Sokağı'nın eskisinden çok daha kalabalık olduğunu fark etti. Film sektörü hareketlenmişti. Özellikle 1960'lı yılların ortalarında bir oyuncu yılda 20-25 filmde rol alıyordu. Fikret Hakan da mecburen bu seremoniye uymak zorunda kaldı. Karizmatik bakışı, sevimli gülüşü ve güçlü oyunculuğuyla dönemin en iyi kadın oyuncularıyla oynuyordu artık. En çok da Türkan Şoray ile oynadı. Ancak ona göre herkes Türkan Şoray gibi değildi. Partner olmak çok zor bir iştir. Bazısı öğelerine biz rastladık ki mesela uzun bir plan çekiliyor değil mi? Oyunda sizin ağırlığınızda. Planın ortasında aksama yapar bozar planı. Aa kusura bakmayın yanlış söyledim diye. Değil. Onun yaptığı şey senin oyununu bozup senin kurajını kırmaktır. Biz böylelerini de gördük. Ama böyle yapanların hiçbirisi barınamadı sinemada. Fikret Hakan bu dönemde özellikle Üç Arkadaş, Yılanların Öcü, Ölüm Tarlası, Karanlıkta Uyananlar, Cemo, Hasret gibi filmlerle hem devleşti hem de birçok ödülün sahibi oldu. Yıllarda ünü yurt dışına kadar taşmıştı. Ona Türkiye'de çekilecek bir Amerikan filmi için teklif geldi. Charles Bronson ve Tony Curtis'le birlikte başrol oynayacaktı. Paralı Askerler adlı film İstanbul, İzmir, Efes ve Kapadokya'da çekildi. 1920'li yılların Türkiye'sinde geçen bu macera filminde bir Osmanlı albayını canlandırıyordu. Çok yaşa. Gelin. Çok yaşa. Fikret Hakan bu filmde
çok iyi bir oyunculuk sergiledi ve bir anda Hollywood'un ilgisini çekmeyi başardı. Ancak rüzgar hiçbir zaman ondan yana esmeyecekti. İşte dört başrolden birini oynuyordum. Ben çok beğenildim ama film yattığı için ben de battım. Yani çıkış yapamadım. Yani iki büyük şanssızlığım oldu. Bir, film düzgün film olmasına karşın ne Amerikan halkı tarafından ne Avrupa halkı tarafından alkışlanan, gişe yapan film olamadı. İkincisi de Türk ve Müslüman olmam büyük bir handikap oldu. Fikret Hakan yine de şansını denemek üzere Amerika yollarına düştü. Ancak gerçeği orada görecek, bunun hayalden öte bir şey olmadığını beynine kazıyacaktı. Gayet sempatik karşıladılar filan beni. İşte Paralı Askerler'de oynadım. Daha da yeni oynamıştı Londra'da. Kafkasyalıyım filan diyordum. Gayet sıcak sempatik karşıladılar. İşte telefon numaralar alındı, verildi filan. İşte görüşelim, konuşalım filan diye. Lafın arasında Türk olduğumu söyledim. Birdenbire gülen suratlar asılıverdi. Hemen bahaneler yaratıp yanımdan kaybolmaya başladılar. Çok mecbur kalmazlarsa Türkiye'den hiçbir kadın ya da erkek oyuncuya şans vermezler. Ha, çok Türkiye'li bir iş olur, oynatabilirler. Benim oynadığım gibi. Ben de Paralı Askerler'de Colonel Ahmet Elçi, Osmanlı albayını oynuyordum yani. Öyle bir şeyde şans verebilirler. Ama onun dışında ellerinin altında binlerce oyuncu var. Bir Türk'ü ne yapacaklar yani? Hele bir de üstelik Müslümansa ya. ...1970'li yılların ortalarında seks filmleri furyası başlayınca Fikret Hakan da sinemadan koptu. Ancak geçimini sağlamak için çalışmak zorundaydı. Vali Konağı'ndaki dairesini satıp bir tekne aldı ve Marmaris'te turistlere teknecilik yapmaya başladı. Ona göre sinema bozulmuştu artık. Uzun lafın kısası, tam bir keşmekeş içinde sinema gittikçe bozulmaya başladı. Tabii aile, biz geçen sene Ekrem Bora'dan gördük, biz bunu daha önce Ayhan Işık'tan gördük demeye başladılar. Gitmemeye başladılar sinemaya. O arada kim akıl ettiyse birisi İtalya'dan seks ağırlıklı filmler getirmeye başladılar. Bu da kaçmakta olan ailenin kaçışını daha hızlandırdı. Bunun yerine işte suratı sivilceli çocuklarla adamlar sinemaları doldurmaya başladılar. Fikret Hakan başarılı filmleri ve güçlü oyunculuğu kadar kadınlarıyla da çok konuşuldu. Bir dönem çapkınlıklarıyla magazin sayfalarına konu olan usta aktör, belki de sinemadan çekmediği kadar birlikte olduğu kadınlardan çekti. Ya çapkınlık yapmamıza gerek yoktu ki yani. Kadınlar zaten geliyorlardı yani. Neye çapkınlık yapalım ki yani? Ben hayatımda çapkınlık yaptığımı hatırlamıyorum. Çapkın olan kadınların kendileridir yani. Ne yapar yapar seninle tanışır, ne yapar yapar girip seninle yatar ya. Biz ne yaptık ya? Biz gayet uslu çocuklardık yani. Bizi baştan çıkaran kadınlar oldu. Fikret Hakan'ın hayatından 5 evlilik geçti. Tam 5 kez evlendi ve boşandı. Özellikle şarkıcı Hümeyra ile yaptığı evlilik, şiddet kullandığı gerekçesiyle boşanmayla sonuçlanmıştı. Aradan çok yıllar geçti. Ancak geçen günlerden geriye yaşanmışlıklar, tecrübeler ve pişmanlıklar kaldı. Şimdiki aklım olsa, o zamanki
yılgınlıkların, sarkeşliklerin, cabbarlıkların hiçbirini yapmazdım yani. Mesela ne yapmazdınız efendim? Yapmazdım. Yani bazı sert tavırlarım oldu bazı kadınlara karşı. Hiçbirini yapmazdım. Dönüp arkama giderdim. Ne? Şimdi öyle. Bakıyorum, başımı çevirip gidiyorum, gülüyorum. Ne dövüyorum, ne seviyorum yani. Saatten sonra 3-4 sene boşluk oldu ya, 2000'den sonraki gelen jenerasyon bağımsız sinemacılar, bağımsız genç sinemacılar diyorum onlara. Onların yetenekleri ne kadar işte yaptıklarını görüyoruz yani. Düzgün işler var, kötü işler var ama büyük işler yok. Büyük işleri büyük düşünürler yapar çünkü. Bu sinema tarihi kitabın gibi dünyada bu konseptli başka kitap yok. Hep magazinsel şeyler var. Hiçbir ülkenin böyle bir kitabı yok. Zaten hiçbir ülkenin böyle bir talihsizliği yok ki. Böyle bir sansür kepazeliği yok ki. Zaten adamlara hayranım bir açıdan bakıldığı zaman. Türk sinemasını batırdılar, ondan sonra sansür kaldırdılar. Şimdi sansür diye bir şey var mı? Ha, bölücülük yapmayan, her türlü eleştiren filme kapılar açık. Yap kardeşim diyor. Ama Yeşilçam'ı batırdılar, ondan sonra hidayet erdiler. Fikret Hakan, 1980'li yıllarda Küçük A, Duvardaki Kan, Hanımın Çiftliği gibi TRT dizilerinde sergilediği oyunculukla adeta devleşti. Daha sonraki yıllarda çeşitli filmler ve dizilerde oynadıysa da ona göre 1996 yılında sinema bitti. 1998 yılında devlet sanatçısı unvanı alan Fikret Hakan, tek başına yaşadığı evinde Türk Sinema Tarihi adlı bir kitap kaleme aldı. Ayrıca senaryosunu yazdığı ve "Ölmez de sağ kalırsam çekmek, yönetmek istiyorum" dediği iki de film projesi var. Son olarak Osman Gazi Üniversitesi'nde Fahri Doktora unvanı da alan usta aktör, bir kızı, iki torunu, onu sevenleri ve geride bıraktıklarıyla mutlu bir yaşam sürüyor. Ben kekemiyim. Tekledin mi? Demek ki dehanın %99'u ter. İnat edecektin, çalışacaksın. Bir anda iftiralar, acılar, kötülükler, mesleksel sabotajlar, bir anda güzellikler, dostluklar, yardımlar, hoşgörüler ve alkışlar. İkisini de yaşamadan adam olamazsın zaten. Yani ben hiçbir şey yaşamayayım ama çok da mükemmel bir insan olayım. Yok öyle dünyada ya, öyle bir yağma yok yani. O acıları çekeceksin. O iftiralara uğrayacaksın. O alçaklıklar senin üzerine basacak. Onlara rağmen ayakta kalacaksın. Size büyük bir gerçeği söyleyerek kapatayım. Hayatta bana kötülük yapıp da Allah'tan belasını bulmayan insan yok. Hepsi çok kötü hallerde öldüler ya. Ben hala ayaktayım evvel. Kahretmezdim günlerimi, ama aşkta gurur olmaz derler. Yalvarırım affet beni, unutma.